Bosna Hersek'in bağımsızlığından bu yana yaptığı ilk nüfus sayım sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Sonuçlar Boşnaklara uygulanan etnik temizlik ve soykırıma dair çarpıcı gerçekleri de bir kez daha gün yüzüne çıkardı. 1991 yılında en son yapılan nüfus sayımında Srebrenica'nın nüfusu 36 bindi. Boşnak nüfusun oranı ise %80. Son sayıma göre Srebrenica'da sadece 13 bin kişi yaşıyor. Boşnakların oranı ise %55'e gerilemiş durumda. Srebrenica'lı Boşnaklar soykırımın gölgesinde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Önlerindeki en büyük engelse uluslararası mahkeme kararlarına rağmen Bosnalı Sırpların soykırımı hala inkar etmeleri. Srebrenica Belediye Başkanı Cemil Duraković, Sırplar Srebrenica'yı ele geçirdiğinde 16 yaşındaydı. Ormanlık alanda günlerce yürüyerek Tuzla'ya ulaşıp kurtulan az sayıda kişiden biri. Duraković, Srebrenica'da Boşnakların Sırplarla beraber yaşamasının çok da kolay olmadığını söylüyor. Sırplar gerçeklerle yüzleşmeye hala hazır değiller. Burada Srebrenica'da Sırplarla ilişkilerimiz geçmişte olanları konuşup konuşmamamıza bağlı. Eğer geçmişten bahsetmezsek çok sorun yok. Geçen yıl Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vučić'in Srebrenica'nın 20. yıl törenlerine katılması büyük tepki almıştı. Duraković de soykırımı kabul etmeyenlere anma törenlerine katılmama çağrısı yaptı. Soykırımı resmi olarak kabul etmeyenlerin cenazeler defnedilirken yıl dönümünde anıt mezara girmesini istemiyoruz. Geçen yılki olaylardan dersimizi aldık. Onun için bu yıl soykırımı inkar edenlerin gelmemesini talep ettik. Belediye başkanının açıklamasına ise hem Srebrenica'dan hem de Bosnalı Sırplardan tepki geldi. Sırplar Duraković'in açıklamasının iki ülke ilişkilerine zarar vereceğini söyledi. Duraković ayrıca Srebrenica'nın Sırp yönetiminden alınıp ayrı bir statü verilmesi gerektiği konusundaki çağrısını da yineledi. Evet, haberimizi izledik. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenica'daki soykırımın izleri aradan geçen 21 yıla rağmen hala belirgin. Srebrenica bir simge. Bugün soykırımın 127 kurbanı daha toprağa verildi. Törenin detayları için şimdi Potoçari Anıt Mezarlığı'na gidelim. Ahmet Hamdi Şişman detayları aktarmak üzere karşımızda. Ahmet Hamdi. Srebrenica soykırımının 21. yıl dönümünde bu yıl 127 kişi, 127 soykırım kurbanı, kimliği tespit edilen 127 soykırım kurbanı toprağa veriliyor. Bu 127 kişinin arasında bugün toprağa verilecek olan en genci 15, en yaşlısı ise 77 yaşındaydı. Sırplar Srebrenica'yı Sırp güçleri teslim aldığında ele geçirdikleri Müslüman Boşnakları gözünü kırpmadan katlettiler ve 77 yaşında bir insanı bile katletmekten geri durmadılar. Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu burada bulunuyor ve törenlerin hemen ardından Mevlüt Çavuşoğlu şehit yakınlarıyla bir öğle yemeği organizasyonuna katılacak. Her yıl Srebrenica'nın yıl dönümünde sadece kimliği tespit edilen soykırım yakınları defnedilebiliyor. Kayıp İnsanlar Enstitüsü adlı kuruluş kimlik tespiti için yetkili kuruluş ve biz onlarla konuştuğumuzda bugüne kadar 7700 civarında DNA örneği aldıklarını kurban yakınlarına söylediler. Yani bu şu anlama geliyor. Srebrenica'daki kurban sayısı 8372 idi ve toplamda 600 kurbanın hayatta kendisini arayacak, kendisinin bulunması için, cesedinin kemiklerinin bulunması için DNA örneği verecek hayatta bir yakını bulunmuyor. Ayrıca vurgulanması gereken bir nokta daha, Srebrenica soykırım olarak kabul edildi. Birleşmiş Milletler askerlerinin gözü önünde yapıldığı için buradaki katliam soykırım olarak kabul edildi. Ancak Bosna Savaşı sırasında en az Srebrenica'daki kadar diğer Bosna şehirlerinde de Foça'da, Visegrad'da, Zvornik'te de katliamlar yaşandı. Bu savaş sırasında 100 binden fazla insan öldürüldü ve bunların büyük bir çoğunluğu Müslüman Boşnak'tı. Ve aradan geçen 21 yılın ardından halen daha acılar devam ediyor. Toplamda 1000 kadar bugüne kadar bulunan
kurban sayısı 7000 civarında ve 1300 kişinin halen daha cesetlerinin, kemiklerinin nerede olduğu bilinmiyor. Ülkenin çeşitli noktalarında, savaşın yaşandığı bölgelerde çeşitli noktalarda toplu mezarlar halen daha bulunuyor. Ve Kayıp İnsanlar Enstitüsü'nden konuştuğumuz yetkilinin söylediğine göre bu 1300 kişinin mezarlarının bulunmasının ne kadar süre alacağı maalesef bilinmiyor. Ve burada aslında bugün yakınlarını defneden kurban yakınları kendilerini bir nebze şanslı görüyor. Çünkü artık onların ziyaret edebilecekleri, sevdiklerini toprağa koyduktan sonra ziyaret edebilecekleri bir yakını var. Ancak maalesef diğer 1300 kişi için aynı şey geçerli değil.